Hocam bugün gözaltına alındınız. Neler oldu? Bize bir anlatabilir misiniz? Tabii ki. Burada bunun gibi bir masa varmış. Aynı masa. Aynı masa. Benzer değil. Ben evden çıktım, geliyordum burada. Bir baktım burada polislerle bazı arkadaşlar vardı. Onlar arasında bir sürtüşme vardı o sırada. Ve yani işinde gücünde olan bir insanım yani. Buradan geçiyordum. Sonra baktım anlaşamadıklarını gördüm yani. Aralarında bir iletişim problemi vardı. Ben dedim ki yani, arkadaşlar dedim, polislere dedim, neden anladıkları dilden konuşmuyorsunuz dedim. Ne gibi dediler arkadaşlar? Dedim ki, derseniz dedim, anlarlar dedim. Beni bunu dememle birlikte polis arkadaş, al bunu dedi. Öylece gözaltına alındık yani. Ben anlamadım yani ne olduğunu. Bir de bize ceza kestiler yani kabahatler kanunundan. 210 kişi başı 215. 215 lira yani çok hiç hoş olmayan bir durum yani. Benim adalete olan güvenim bir kez daha sarsıldı. Yani. Hocam sence ifade özgürlüğü var mıdır? İfade özgürlüğü... Yani ben onu polis arkadaşlarla konuşmak istiyorum yani. Çünkü ifade özgürlüğü çok değişik, çok garip bir olgu. Yani o nedenle. Hocam peki şu an burada ne yapıyorsunuz? Burada ben yok. Etmiyorum. Ben protesto etmedim. Ben protestoya karşıyım. Çünkü protesto edince polis arkadaşlar beni alıp götürüyorlar. Anladım hocam. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Başka ne ekleyeceğim bir şey... Yani polis arkadaşları bekliyorum bir kez daha. Gelmelerini bekliyorum şu an. Onlarla konuşmak istediğim birkaç cümle var. Anladım. Ya şunun gibi işte hani bu mudur diyeceğim yani. Bu mudur ifade özgürlüğü? Hiç. Sizin yanınızda durup sizi rahatsız ediyorum diyeceğim. Anladım hocam. Peki teşekkürler. Ne demek? Kolay gelsin tekrar. Sağ olun.